Ha gel Allah aşkına gel. Gel gel kurtar beni ya. Telefonumun şarjını benim de sabrımı deneyim. Ben de burada insanların hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Hey! Ha. Sesini kıssana Ateş. Hı, oynanır mı ses kısık be? Nereden anlayacağım bastığımı? Ya da odanda mı oynasın acaba? Hani gelenler seni odanda bulabilsin diye. Ama buranın akustiği daha iyi. Neyse. Senin birimine bağış yapan kurumu aradım ve senin adına teşekkür ettim. Oo, eminim ihya etmişsindir. Çünkü sen işinde çok iyisin. Şimdi de senin işinle ilgili kısma geliyorum. Önder Sezin'le lombar fonksiyonu bugün yapabilirsin. Hasta listesini ayarladım. O da 20 dakikaya hazır. Hah, çok iyi. Duydun mu? Hadi teşekkür ederim. Vallahi beni sadece sen kurtarabilirdin. Sağ ol. Sen benim mesajlarımı mı okuyorsun? İyi fikir. Hani bugün yapılacaktı? İpek Hanım, benim daha ne yapmam lazım? Yani hastaneyi ayağa mı kaldırayım? Yani siz bu hastaneyi nasıl yönetiyorsunuz? Eğer kimse lafınız geçmiyorsa nasıl yöneticilik yapabiliyorsunuz? Yani ben derdimi anlattım zannediyordum size ama... Ceren Hanım, sakin olalım. Ben tam olarak meseleyi anlamadım. Nedir mesele? Şu saate kadar lomber fonksiyon için bekledik. Hala yapılmadı. Yapılmadı? Evet ve sormasam da bana hiç kimsenin bir şey söylediği yok. Kaydımız yarın sabah 10 gözüküyormuş. Yarına kadar da yapılamazmış. Yapılacak. Size inanayım mı acaba? Yoksa verdiğim parayı geri mi istemeliyim? İşime engel oluyorsun. Buna düpedüz sabote etmek denir. Hasta için bir şey fark edecek olsa tamam yapayım işlemi bugün. Benim için fark ediyor olmasının bir önemi yok mu? Hastayla simbiyotik bir bağınız falan mı var? Ateş yapma lütfen. Şimdi beni iyi dinle. Menajeri yüklü bir bağış yaptı. Tamam mı? Ben de bunun karşılığında kimseye zarar vermeyecek ufak bir düzenleme yaptım sadece. Randevuyu öne çektim. Ve senden tek bir isteğim var. Yüklü bağışa hizmet etmem. Yardım etme. Bir kez olsun yorgunluğumu görme. Bana omuz verme. Söylediğim bir şeye itiraz etmeden kabul etme. Başka bir şey yok. Ne var Ateş? Lomber fonksiyon. Bu akşam yapılacak. Ben de. İyi. Nereye? Sana ne Ateş? Acıktım, bir şeyler yiyeceğim. E hadi atla. Ne diyorsun Allah aşkına? Mama. Mama yemeğe. Hadi gel. Atla. Motora mı bineceğim? Hayatta olmaz. Yoksa bu senin yeni evin mi? Nasıl yani? Bana yemek mi yapacaksın? Yok artık.
Bence de yok artık. Güzelmiş. Buyurun hocam. Evet, iki gözüm her zamankinden. Tamam, hadi bekliyorum. Evet, Antoniler yolda. Süper. Ama ben peşinden söyleyeyim. Ya öyle bir tane falan yiyemem. Yarısını yesem kâfi. Bu arada sen biraz önce 200 mü dedin adamı? Uzun zaman olmuş duymayalı. En son okulda söylüyordun herkese. Şaşırdım. Hatta ne diyordun? Bak hatırlatayım ben sana. Ha. Bak iki gözüm. Bu söylediğin anatomiye aykırı. Bir de şey vardı. Dur. Yapma be gözüm. Yani ikisini birbirine karıştırma. İşte biri sinir, öteki kan. Kan. Öyle bir şey miydi? Bu muydu değil mi? Harika taklit yapıyorsun. Oyunculuk düşündün mü? Yok. Bak okul dedin. Sana ne göstereceğim? Hı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki. Trekking kulübü başkanı İpek Tekin Sunar. O zamandan meraklıymışsın bu müdürlük başkanlık işlerine. Ihlara Vadisi'nden. Çok sıkı bir rotaydı. Ben hatırlayamıyorum. E tabii ki hatırlamazsın çünkü bir kere bile katılmamıştın Ateş. Bir şey sorabilir miyim? Hı. Bir insan neden taş toplar? Gider ta Ihlara Vadisi'nden taşları toplayıp getirir. Nasıl getirir? Kamyonla mı? Bir şey soracaktım bak kaç tane soru oldu. Anı, Ateş yani. Anı işte öyle. Gittiğim yerlerden topluyorum sonra da hediye ediyorum. Evet. Ben sana bir soru soracağım. Sen niye bu taşı sakladın? Benimkisi ilk görüşte aşk. Hmm. Bu taşa baktım ve bir Nihale gördüm. Ne? Nihale. O gün bugündür sağ olsun çaydanlık olur, tencere olur. Bütün yükümü çekiyor. Güle güle kullan. Tam tuni. Tam tuni. Geldi. Ay. Ya dediğim gibiymiş değil mi? 2, 4, 6, 8. Sorma sorma. Çok fenayım. Söylemiştim ben. Aslında o yarımda doymuştum ama söz geçirmedim kendime. Yalnız şunu çok iyi anladım. Tantuni üstüne çay şart. Başka türlü kendine gelemiyor insan net. Cila. Telefonu verir misin? Kimmiş? Zeynep. İyi bak sen. Ne münasebet, ben niye bakıyorum? Efendim? Kötü haber ne? Önder solunum arresti oldu. Şu an entübe ve stabil. Tamam hocam. Vallahi bırakırdım seni. Yok, çok teşekkür ederim. Yani ben dört tekeri tercih ederim. Bir de böyle sıcak sıcak gitmek daha keyifli. Dikkatli. He? İki gözüm.